Arkadaşlar merhaba. Bugün size hesap makinesi tanıtacağım. Diğer videolarımda farklı marka hesap makineleri var. Casio, Citizen tarzı hesap makineleri var. Bunun markası daha farklı. Kalite olarak gerçekten güzel kalitesi var. O yüzden tanıtıyorum. Yani Casio'nun örnek vereyim. Casio markasıyla yaptığı bir ürünün kopyasını Casq diye yapıyorlar. Bunun gibi çakma değil bu. Yani kendi hesap makinesine göre firma olarak kaliteli. Citizen, yani bu tarz hesap makinelerinin ayarına yakın bir hesap makinesi. Ben beğendim. Bir kısaca hesap makinesini size tanıtmak istiyorum. Hesap makinemizi tanıtayım şöyle. Ürünümüz gördüğünüz gibi Casina marka CS811 modeli. 12 digit. Digit nedir? Satır sayısı, harf sayısı, rakam sayısıdır. Yani 2 sıra deseydik 2 artı 12 olacaktı. Bu tek sıra, şöyle bakın, harflere, rakam, yani rakamlara basıyorum, harf yok bunda. Şu şekilde. Yani 12 tane rakam sığdırabiliyor. Bu da 12 digit yazar. 12 rakamı geçince zaten error yazıyor makinelerde. Kimilerinde yazmaz. Kimilerinde ok işareti koyuyor, yani görünmediği için. Makinamız güneş enerjisiyle pilini doldurabiliyor. Güneş enerjisiyle tek başına çalışmasını isterseniz pilsiz çalışıyor, ancak şöyle bir durum var. Güneş enerjisi çok dik gelmesi gerekiyor. Yani siz nasıl terliyorsanız o da o kadar enerji, güneş enerjisi alması gerekiyor ki o şekilde çalışıyor. Ve güzel çalışıyor, bunu da belirteyim. Yani koydukları şu kısımdaki panel güneş enerjisi paneli ve gerçekten çalışıyor. Bazen de sahte olarak koyuyorlar, yani bir işe yaramıyor. Reklam amaçlı koyuyorlar. Bu hesap makinamız şu şekilde avuç içine sığabilen bir model. Fazla büyük de değil, fazla küçük de değil. Şu şekilde oynar başlıklı. Şöyle bir oynar başlığı var ürünümüzün. Ve pembe tuşlar var. Neden kaliteli diyorum? Tuşlar kolayına silinmiyor bunda. Şu tuşların üstündeki yazılar, rakamlar silinmiyor. Şu şekilde gösteriyorum. Bunun pili 1 adet ve ufak küçük saat pillerinden oluşuyor. Yani küçük saat pili takılıyor üzerine, öyle söyleyeyim. Bakın. Ürünümüz gerçekten kaliteli plastik. 2 parça, yani ekranı ayrı bir parça oluyor ürünümüzün. Şurada diğer hesap makinesinin diğer ayarları var. CUT, F, bu tarz ayarları var. Yüzde ayarları, yani rakamsal ayarlar var. Makinamız bu şekilde. Ben bu makinamızı ikinci el olarak aldım. Daha doğrusu buldum. Ve ben bunu pil taktım, çalıştırdım. Gayet de güzel çalışıyor. Plastik kalitesi olarak da güzel. Neredeyse yani Casio ayarında diyebilirim bu ürünü. Ürünümüz dediğim gibi bu tuşların pembe olması farklı. Onlarda yeşil oluyor, beyaz oluyor. Bazen de komple beyaz oluyor ama bunda pembe yapmışlar. Hoş, zarif bir özelliği var. Ve bu ürünümüzün en sevdiğim yanı da şu köşeleri oval olması. Sert değil. Yani cebinize veya bir yere koyduğunuzda, ki çantanıza da koysanız takılmaz. Bunu da size belirteyim. Ürünümüz genel olarak bu şekilde. Ürünümüzde ekstra kutu içeriğini söylemek istiyorum. Türkiye'ye distribütör ve firmalar getiriyor bunu. Direkt kendi distribütörü de yok bu ürünün. Bunu da belirteyim size. Direkt distribütör nedir? Mesela Sony firmasının burada açtığı satış bölümüdür, satış yeridir. Yani direkt bayisidir, bayisi yok. Bu ürünü aracı firmalar getiriyor. Yine ürünümüz Çin'de üretilen bir ürün. Zaten birçok ürün Çin'de üretiliyor. Çin'de üretilen ürün alınır mı alınmaz mı diye sorarsanız evet alınır. Neden alınır? Onu da belirteyim. Çünkü zaten ürünlerin %89'u neredeyse Çin'de üretiliyor. Kalite olarak bakmanız gerekiyor bir ürünü alırken. Kalitesi nasıldır? Ne kadar dayanır? Pili ne kadar dayanır? Cihaz ne kadar dayanır? Plastik kalitesi önemli. Neden önemli? Güneşe maruz kaldığında, ısıya, soğuğa maruz kaldığında plastiği renk değiştiriyor. Bu üründe ise renk değiştirmemiş haldedir plastiği. Yani ilk günkü gibi neredeyse ürün. 5-6 yıllık bir ürün. Bunu da belirteyim bu arada. Ürünümüzde herhangi bir ekstra deforme olmamış. Yani bu kaliteli olduğunu da gösteriyor. Bu şekilde de anlayabilirsiniz bir ürünü alırken. Ürünümüzün kutu içeriğine geleyim. Kutu içeriğinden ürünümüzün 1 adet hesap makinesi, kullanım kılavuzu çıkıyor. Yalnız bu ürünümüzün kullanım kılavuzu Türkçe çıkmıyor. Bunu da belirteyim. Ürün mağazalarda, milyoncularda, alışveriş yerlerinde, elektronik eşya satan yerlerde bu ürün olmuyor. Alışveriş merkezlerinde dediğim. Ufak tefek dükkanlarda satılan bir ürün. Bunu da belirteyim. Büyük mağazalarda ise Teknosa tarzı
Diğerler dönemsel olarak getiriyor bu ürünü. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz altına yorum yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.